insan tanışıyor. Instagram'dan mesajlar atılıyor. Ve hoş sohbet biraz gidiyor geliyor. Ondan sonra bir buluşma ayarlanıyor. Ve bu buluşmada kimya bir kere tuttuysa mesajların ardı arkası kesilmiyor. Tamam mı? Mesajlar. Ertesi gün tekrar buluşmalar, birbirine fotoğraflar atmalar kesilmiyor. İletişim sürekli devam ediyor. Peki Mansur Yavaş'la alakalı aga sen ne anlatıyorsun be dersen o da şu. Şimdi arkadaşlar her siyasetçinin danışmanlarıyla birlikte sosyolojik analizlerle ve kendi kişisel özelliklerine göre hazırladıkları bir iletişim yöntemi vardır. Erdoğan'ınki farklıdır, İmamoğlu'nunki farklıdır, Kılıçdaroğlu'nunki farklıdır, Babacan'ınki farklıdır, Mansur'unki farklıdır. Tamam. Şimdi her siyasetçinin farklıdır dedik ya. Mansur Yavaş'ın bir tekniği var. Danışmanlarıyla birlikte çizdiği bir yol. Bu yolda adamı iyi veya kötü yapmıyor. Sadece bir teknik. Siyasette işe yarar yaramaz o başka bir konu. Beni de ilgilendirmiyor. Ama ilişkilerin ilk bir ayında o kadar güzel işe yarar ki. Bak o kadar güzel işler ki hiç bu tekniğin İngilizce terimlerini falan anlatmadan çok basit bir halde anlatıyorum. O yüzden bu program serisinin adı Anadolu Kişisel Gelişim. Şimdi arkadaşlar kızla ya da adamla neyse arıyorsun, buluşuyorsun vesaire ya, kimya tutuyor ya, kendine doyurmuyorsun. Mansur Yavaş ne yapıyor? Televizyona fazla çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sosyal medyaya fazla çıkıyor mu? Çıkmıyor. Neden? Kendini kitleye doyurmuyor. Yani sen bir şey yakınlaştıkça, özellikle ilk bağlar kurulmadan önce çok yakınlaşırsan hatalarını görmeye başlarsın. Bir tane belgesel izliyorum, eski bir belgesel. Orada kısa bir yerinde Süleyman Demirel'in de siyasi hayatından bahsediliyor. Oradaki bir adam diyor ki eski bir parti yetkilisi. Biz diyor normalde genel başkan ararken bizim arkadaşlarımız da genel başkanlığa adaydı. Fakat Süleyman Demirel dışarıdan gelen bir aday olduğu için gözümüz ondaki hataları görmedi diyor. Tamam mı? Heh. Şimdi sen kıza ya da adama çok yaklaşıyorsun. İlk aydan kendi bütün özelliklerini açıyorsun. Her şeyini anlatıyorsun. Masaya döküyorsun. Ben de böyleyim, ben de şöyleyim falan. Abi bir çekiciliğin kalmıyor. Ya şimdi bana diyeceksin ki ya Özgür belki ben o kızla evleneceğim. Ya da belki ben o adamla evleneceğim kardeşim. Ben nasıl şimdi şey yapayım? Hep mesafe koyayım diyorsan. Hep demedim ki. İlk bir ay. Yani özellikle ilk bir ay kendine çok doyurtma. Yani baktın kimya tutuyor, tamam mı? En güzel anlarda sohbeti bırak. Şundan bahsediyorum. Gece konuşuyorsun ya. Konu bittiği zaman telefonu kapatma. Şu zamanda kapat. Hey Allah'ım ne güldük ya. Vallahi muhabbetin çok güzeldi. Ben artık yatayım. Tamam. Hayırlı geceler. Kendine iyi bak. Ağzına bir parmak bal çal be kardeşim. Doyurma kendini. Sonra da bu olay olduğu zaman bir ay sonra da baktığın ilişki güzel gidiyor. Ya Özgür abi kral adamsın ya. İşte o kızla ilişki çok güzel gidiyor ya da o adamla ilişki çok güzel gidiyor diye yorumlarda yazarsın ama bu teknik tutar. Kardeşin bunun eğitimlerini aldı. Bununla ilgili köşe yazıları var. Bununla ilgili dergilerde yazdığı şeyler var. Çıktı televizyon programı da var. Yani o yüzden gerçekten bana bu konuda güven. Abone sayısına bakarak karar verme. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.